Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi yeni soruları çoğaltmak üzere bu hafta da karşınızdayız. Malum olduğu üzere geçen hafta bir yeni yola aslında çıkmıştık. İplik ile kilim. Yeni bilimin kökleri bir üst başlığını verdiğimiz yeni bir diziye başlamıştık. Allahu alem ne kadar gider bilemiyoruz. Bu hafta da İplik ile kilim yeni bilimin kökleri 2 diyeceğiz. Geçen hafta Harezmi üzerinde ve etrafında konuşmuştuk. Bu hafta da İbni Heysem etrafında Newton'a kadar meseleyi getirecek uzun soluklu bir yolculuk yapacağız inşallah. Elbette İhsan Fazlıoğlu hocamızla birlikte. Kıymetli hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Allah bugünlerimizi anlatmasın. Allah afiyet versin. Yine müsaade ederseniz hızlı girelim ki tamam. Biraz mesafe alalım. Çünkü yine özel isimler var. Kemalettin Farisi ve mümkünse Takiyüddin'i uzunca bir parantezle konuşalım istiyorum. Ama bugün itibariyle tabii bir bahsi açmamız gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin düğün gecesinin yıl dönümü. 1273 tarihinde ebedi. 17 Aralık. Evet, 17 Aralık. Şimdi Mevlana tabi devasa bir isim. Bizim geleneğimizde de, bugün de, bugün itibariyle Batı dünyasında da. Evet. Batı ülkelerinin büyük kısmında çok okunan. Niye Batı dünyası? Çin'de de, Japonya'da da yani. Oradaki verileri bilmiyorum en azından, öyle söyleyeyim. Biliyorsun 1650'lerde Mesnevi Sanskritçe'ye çevriliyor. Ve Hindu rahipleri ayinlerinde kullanıyorlar. 1600'lerde. Tabii. 1650-60'lar tabii. Dolayısıyla aslında pek çok yerinden konuşabileceğimiz, yani evet. Sadece böylesine devasa bir metni ortaya koymak nasıl mümkün sorusunun bile yani peşine bu, düşeriz. İslam dünyasında bu tür metinler çok. Bence Mevlana'nın yazdığı metinden çok o metnin zihniyeti önemli. Ve ortaya çıktığı tarihsel bağlam önemli. İslam dünyasının büyük bir bunalım yaşadığı dönemde, Türk milletinin devletini kaybettiği bir dönemde ortaya çıkan ve Konya'da Anadolu Türk İslamını inşa eden ve Osmanlı'yı mümkün kılan çerçeveyi üreten bir ekibin parçası olması bakımından çok önemli. Saadettin Konevi, Sıracettin Rumevi, Celaleddin Rumi, Kutbuddin Şirazi, Ekmeleddin Nahçıvani, saymayayım başka. Bu önemli isimler, devasa isimler. Bunların büyük bir çoğunluğu, hemen hepsi Turan ve İran coğrafyasından Anadolu'ya geliyorlar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin en zor zamanında hem devleti bir arada tutmak, hem milleti bir arada tutmak, hem de o hercümerç içerisinde insanlara yeni bir ruh vermek, kenara çekilme, dünyayı terk etme, kaçma psikolojisine karşı şehre girme, o topluma sahip çıkma, üretme ve toplumu bir arada tutma, yeniden devlet sahibi olma arayışını temsil ediyorlar. Bu önemli bir konu ki bunların bu zihniyetin Türkçe ifadesi Aşık Paşa'dır, Yunus Emre'dir, Hacı Bektaş-ı Veli'dir, Eşref-i Rumi'dir. Yani bence burası önemli. Yoksa İslam dünyası devasa bir coğrafya, devasa bir zaman dilimi. Hemen hemen kendi alanında her yerde büyük eserler üretiliyor. Mesnevi manevi de bunlardan biri. Diğer taraftan mesnevi manevi esas itibariyle Fahrettin Razi'nin Miftahul Gayb ve El-Metal Bül-Aliyesi'ne de karşı o yönteme alternatif olarak üretilmiş bir yöntemdir. Yani bunların hepsini birlikte düşünmek lazım. Yani Mevlana bir müzelik değildir yani. Böyle basit bir hadise değil Celaleddin Rumi. O dönemdeki hakikat araştırmaları içerisinde kendisinin teklifi olan, pozisyonu olan, metafizik bir pozisyonu olan bir düşünürdür. O açıdan da okumak lazım. Ona girmeyelim. Uzun konular onlar. Eyvallah. Buradan hareketle etrafındaki yerli yersiz, uygun uygunsuz tartışmaları yani şöyle, hızlıca bunlar, geçiyorsunuz. Bunları da normal kabul edelim. Bir fikir vardır. Bu fikir
popüler hale gelir, vulgar hale gelir. Hmm. Yani bir dil vardır, bunun ağzı vardır, lehçesi vardır ve argosu vardır. Anlatabiliyor muyum? Buna benziyor bu işler. O açıdan bizi o tarafı ilgilendirir mi? Sosyolojik açıdan ilgilendirebilir, psikolojik açıdan ilgilendirebilir. Herhangi bir fikrin toplumsallaşmasını tespit etmek açısından ilgilendirebilir ama yukarıda bunu çok daha ciddi o dönemin İslam düşüncesinin problematiği açısından, teorik pozisyonları açısından incelemek lazım. Eyvallah. İnsan tanrı, insan alem ilişkileri, alem ve tanrı ilişkileri açısından yani üçlü bir şekilde tanrı, insan. Tanrı alem, alem tanrı ilişkileri açısından yepyeni bir bakış açısı sunuyor Celaleddin Rumi, dönemde Sadreddin Konevi ve benzerleri. Ve bu sadece bir de şey değil, kendi tarihsel bağlamında üretilmiş ve orada sönümlenmiş bir yapı da değil. Çok ciddi bir etkisi var. Sonrası için. Tabii. Yani hem Konevi'nin temsil ettiği irfan, hem Mevlana'nın temsil ettiği sufi tavrın çok ciddi bir etkisi var. Ve 17. yüzyılda Osmanlı düşüncesinin önemli başarılarından biri Mesnevi Manevi ile Fusus Hikemi aşan ve üst bir dilde yeniden üreten çabalardır. Sara Abdullah, Rusuhi Ankaravi, İsmail Hakkı Bursevi, Hüdayi gibi pek çok isim var adamın. Osman Atpazarı. Bu açıdan Mesnevi'nin birkaç okuma yöntemi olduğunu, tabii, yani tabii, sadece güzel hikayelerle bezenmiş bir nasihatname okuyanlar kendi içinde tartışmalar yapabilir ama burada üst alt metinde bir kurgu. Ankaravi'nin Mesnevi şerhini okuduğun zaman görüyorsun. Biliyorsun. Zaten ortaya çıkıyor. Rahmetli Akif ölmeden önce hasta yatağında bulunan metin odur yani. Ankaravi'nin Mesnevi şerhi. Hmm, evet. Eyvallah, bu bilgiyi de rahmet olsun diyelim. Etkisi ve gücü hala var, sürüyor olması da bir yanıyla. Şimdi artık ondan bağımsız bir şey söylüyorum. Niye? Bunun tek bir nedeni var. Çünkü Mevlana'nın ve o dönemdeki irfan geleneğinin tırnak içinde konusu insandır. İnsan eskimez. İnsan var olduğu müddetçe devam eder bu. Siz şimdi fizik hakkında bir kitap yazarsınız. Bu bir açıklama modelidir fiziksel gerçekliğin ama bu model eskiyebilir. Aristotelesçi modeldir bu. İbn Sinacı olur. İbn Sinacı modeldir. İbn Heysemci olur. İbn Heysemci olur. Newtoncu olur. Einsteincu olur. Bu eskir. Ama insan hakkındaki sizin yaptığınız bir açıklama da değil o. Bir anlama modeli. Model demek de pek doğru değil ama bir anlama teşebbüsü. İnsan yeryüzünde var olduğu sürece geçerliliğini korur, sürdürür. Her yeni anlama faaliyeti bir önceki anlama faaliyetiyle hesaplaşarak, onu içererek, onun karşısında durarak üretilir ve yoluna devam eder. O açıdan bu tür metinler, sadece bu tür metinler, biz Gılgamış Destanı bile hala insanı anlamamız açısından bize imkanlar sunuyor. Diyelim ki Upanishadlar bize hala şeyler sunuyor, imkanlar sunuyor. Ya bu metinler şey değil ki, fiziksel gerçekliği, somut gerçekliği açıklamak için geliştirilmiş açıklama modelleri, formüller değil ki. İfade kudretinin tabii biraz edebi gücüyle de ilgili zannediyorum. Elbette. İfade kudretinin şeyi, sarsıcılığının hala sürüyor tabii, olması tabii. Bir yanıyla bir da bir de insana değen tarafların çok büyüleyici olması. Tabii. Eyvallah hocam, rahmet olsun. Dedik, bir başka aslında temas edip geçelim istediğim, anmadan geçmeyelim istediğim isim Muhammed Hamidullah. O da çağımızın Münzevi dervişlerinden biri. Yani bence vefat yıl dönümü. Tabii yani öyle herhangi bir akademisyen, herhangi bir İslam alimi değil, duruşu olan, fikriyatı olan, derdi olan, müzdarip dervişlerden biri. Büyük hizmeti var. Ve kendi fikriyatını kiraya vermemiş bir insan. Burası çok önemli. Kiraya vermemiş bir insan. Hiçbir güce, yeryüzündeki hiçbir güce kiraya vermemiş. Ve bunun da bedelini severek, huzurla ödemiş bir insan. O açıdan hakikaten örnek şahsiyetlerden biridir kişisel kanaatim. Fikirleri tabii ki eleştirilebilir. İnsanın fikri eleştirilebilir. Bütün fikirlerine hiç tartışmasız katıldığımız bir insan
diye bir şey olabilir mi? Tırnak içinde şirktir. Hazreti Peygamber dışında. Yani Hazreti Peygamber'in bile kendince zelleleri olduğu ayet-i kerimelerle, değil mi? Tabii o mekan zaman sahnesinde temsil olan hiçbir kimse kutsal değildir. Bunu masaya koyduğumuz zaman aslında pek çok evet, daha makul. Sonuç üzeriz tabii. Eyvallah. Hocam şimdi İbni Heysem etrafında yeni bilimin kökleri iki dediğimiz başlıktaki hikayeye girebiliriz. Tarihte bilimsel yöntemi kullanan ilk isim. İlk isim demeyelim. Şimdi ne dedik? Bilimsel olan yöntemle özdeşleştirirse gerçekliği belirli bir rasyonel yöntem dahilinde bilmeye çalışmaya biz bilimsel diyoruz bugün. Aristoteles'in de bir yöntemi var. O da tırnak içinde rasyonel bir yöntem. O da gerçekliğin bize bir tarafını o dönemi imkanlarında veriyor. Dolayısıyla biz felsefe, bilimin sistematik anlamıyla yöntemini kuran kişinin Aristoteles olduğunu biliyoruz. Bunu yenileyen, hatta aşan ikinci isim olarak İbn Sina'yı biliyoruz. Sistematik olması bakımından çok çeşitli bilme yöntemleri var. Bunların üzerine konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Kimyevi yöntem var, kelami yöntem var, nedir onun adı, talimi yöntem var. Bunların üzerine konuşmuştuk. İbn Heysem zaten eğer ilk yöntemi senin dediğin şeklini cümleyi doğru kabul edersek o zaman hiç münakaşa etmemize gerek yok ki. Yani İbn Heysem'in fikrindeki devrimci tarafı tespit etmemiz kendisinin yaşadığı dönemde farklı bilme yöntemlerinin ya da tırnak içinde bilimsel yöntemlerin olmasıyla alakalı. Onun için çok istisnai bir adam. Ne kelami, ne talimi, ne kimyevi, ne meşai, tabii çok farklı yepyeni bir yöntem. Ve daha önceki programlarda sık sık üzerine atıf yaptığımız gibi Nova Scientia'nın yeni bilmenin de zemininde yer alıyor. Diğerlerinde de elbette iplikler var. Zaten haliyle benzetmemiz ne? İplik ve kilim. Ne demiştik? Pek çok iplik geliyor, ortaya bir kilim çıkıyor. Ama İbn Heysem'in ki çok istisnai bir kilim. Özelliği de bu zaten. Şimdi bu konulara niye yöneldiğimizi tekrar hatırlatalım. Demiştik ki geçen hafta hatırlarsan, rasyonel epistemolojiden empirik epistemolojiye geçişi anlamamız için İslam medeniyet tecrübesine ihtiyacımız var. Tümden gelim, yani tüme varıma geçişi anlayabilmemiz için İslam medeniyetinin tecrübesine ihtiyacımız var hatırlarsan. Evet. İçkin metafizikten ve aşkın metafizikten, işte içkin metafizik ilişkisel metafiziğe geçerken orada aşkın metafiziğin oynadığı rolü anlamamıza gerek var. Ya da organik, holistik evren anlayışından mekanik evren anlayışına geçişte İslam dünyasının tecrübesine, atomcu tecrübesine ihtiyacımız var gibi. Şimdi burada İbn Heysem'in aslında üç şeyini konuşacağız bence. Yani pek çok örnek verilebilir ama bir, radikal bir tüme varımcı ya da köktenci, hani radikali öyle çeviriyoruz ya, köktenci bir tüme varımcı. Bu tarihte örneği olan, ikinci bir örneği olan bir şey yok yani modern döneme kadar. Yani kimi diyebiliriz mesela? Francis Bacon'ı diyebiliriz. Sonra oradan sonra işte modern bilimin ortaya çıkması sürecindeki pek çok isme atıfta bulunabiliriz ki modern bilimin üç temel özelliğinden biri. Empirik, mekanik, matematik. Bu empirik olanın sistematik bir kurucusu İbn Heysem ve radikal bir konuda. Tavizi yok yani. İkincisi tüme varımcı adam. Tümden gelimi kabul etmiyor fiziksel gerçekliğin bilgisinde. Tam bir tüme varmış. Ne demek? Bunun üzerine konuşalım. Hatta bir metin de okuyacağız. Birkaç metin. Bir de matematikle tabiat ilişkisinde ilginç bir terkipte bulunuyor. Ne tek başına tabiatçı, İbn Sina çizgisindeki gibi onun mantıkla tabiattan gelen deneyimleri mantık diliyle ifade etmeyi kabul ediyor. Ne de saf fiziksel gerçekliğin saf matematik formlardan oluştuğunun kabul ediyor. Ne yapıyor tam tersine? Bunun üzerine ayrıntılı konuşalım. Tabiattan gelen verilerle onları matematiksel modellemesi gibi yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Eyvallah. Bu yaklaşımların hepsinin yine parça parça unsurlarına işaret edilebilir kendisinden önce. Onu da söyleyeyim. Ama bunu sistematik olarak yapan. Dördüncüsü ise bizim yönlendirilmiş deney dediğimiz, yani doğadaki deneyimin dışında gözlemlerin ve gözlemelerin dışında yapay bir ortamda doğal bir süreci yeniden üretip, hızlandırılmış olarak üretip gözlemlemesi ve oradan veriler elde edip belirli
genellemeler, yasalama demeyelim çünkü yasa çok yeni bir kavram. Genellemelerde kurallar tespit etmeye çalışması. Bu yönüyle bu ilk. Yani evet, bu kadar sistematik deney yapan deney var. Yani deney yapan çok adam var ama bu kadar sistematik deney yapan ve bu deneyi gerçeklik hakkında bir epistemik yöntem olarak kullanan kişi. Ve onun sonuçları itibariyle matematiksel bir kesinlik elde etmeye çalışan. Evet, evet, onu da matematikleştirmeye çalışan kişi. O açıdan son derece önemli. Yok gibi. Yani böyle bir adam yok onun kendinden önce. Kendinden sonra o ortaya çıkacak. Doğal. İşte Kemalettin Farisi çıkacak, Takiyüddin Asıt çıkacak, pek çok isim çıkacak. Yine de bunlar bir elin bir parmağını ya da iki elin parmağını geçmez. Ve mesela işte Bacon, Francis Bacon şey değil. 17. yüzyıldaki değil. 14. yüzyıldaki Francis Bacon İtalya'da, İngiltere'de çok ilginç bir şey yapacak. İbn-i Heysem'in yöntemiyle Aristotelesçi felsefe bilim teorisini denetlemeye başlayacak ve çuvalladığını görecek mesela. Değil mi? Aristotelesçi felsefe bilim yönteminin iddialarını. Zaten İbn-i Heysem ilk büyük yumruğu o atmış olacak. Tabii şöyle, sırf ışık değil canım, pek çok konuda. Tabii pek çok konuda. Yani şöyle bir de tabii, biz Aristoteles felsefe bilim diyoruz ama bu aslında farklı bileşenlerden oluşuyor. Aristoteles'in fizik görüşü, Batlamyus'un astronomi görüşü, Galen'in tıp görüşü. Aslında burada üçlü bir sentez var. Yani klasik felsefe bilim dediğimizde, dedik ya idrakin parçalanmışlığı diye. Evet. Yani şeyin Aristoteles'in kurduğu şekliyle kozmoloji, astronomi devam etmiyor. Zaten onda böyle çok sistematik bir matematiksel astronomi de olması mümkün değil. O Edoxos'un küreler ve felekler teorisini alıp belli bir kozmoloji, astronomi geliştiriyor ama daha sonra özellikle işte literatürde Helenistik dönem denilen dönemde Apollonius'un konu kesitleri, Menelaus'un kirişler trigonometrisi, Aristoteles'in ölçümleri ve diğer isim saymayalım yine, belirli gelişmeler neticesinde Batlamyus'un bunları sentezleyip o matematiksel ve fiziksel üçlü bir astronomi kuruyor. Bir matematiksel astronomi, bir fiziksel astronomi, bir de astroloji dediğimiz, bugünkü anlamı yine bir astroloji değil tabii, bu üçlü yapıyı kuruyor. Dolayısıyla Aristoteles'in tabiat görüşü, Batlamyus'un sistemi, bir de Galen'in tıp anlayışı, o da milattan sonra 3. yüzyılda. Biz felsefe bilim sistemi derken klasik, bunları üçlü kabul ediyoruz. Bir de bunlar İslam dünyasında hem Helenistik dönemde hem İslam dünyasında aldığı şekiller var. Bir de bunlara İbn-i Sina'nın verdiği son hal var. Yani bu Aristoteles deniyor ama aslında Aristoteles, İbn-i Sina'cı sistem de özel bir durumdur. Yani şey gibi, hani Einstein sistemi diyorsun, Newton sistemi ölmemiş. Newton sistemi, Einstein sistemi özel bir durumuna indirgeniyor. Tamam. Dolayısıyla doğru ifade şu olabilir. Ben Aristoteles'in ışık konusundaki diyelim ya da neyse şu konudaki görüşü. Aristoteles'in görüşü değil. Yani nesne ışık teorisiyle göz ışın teorisi, nesne ışın teorisi, göz ışın teorisi iki ayrım var. İbn-i Heysem bunlardan birini doğru olanı alıp geliştirip modern tırnakçı optiği kurması. O açıdan yani pek çok astronomi konusunda yaptıkları, oradaki teklifleri, önerileri, matematik konusunda yaptığı şeyler, yeni teklifler. Yani hep bir programla bitmez bunlar. Tabii. Yani. Ya bir de şöyle hocam, burada ele aldığımız isimlerin tamamı hezerfen oldukları için, yani bin tane disiplin birden. Yok, biz burada yeni bilime ulaşan tarafını dikkate alalım. Elbette. Bizim ölçümüz olsun. Çünkü meselemiz İbn-i Heysem değil şu anda. Eyvallah. Ama yine de bağlamını oturtmak için kısaca belki hayatı çağdaşlarına bir bakmak. Bir evrenini en azından. Tabii. Tam bu mesela bu işi yaptığı yer, yani şey dediniz ama siz, şunu kabul ediyoruz herhalde değil mi? İnsanlık tarihinde yeni bilim dediğimiz şeyin yeni bilim diye paketlenmesini... Yani şöyle kilim dedik ya, evet. İplikler geliyor. Yani İbn-i Heysem'in ipliği bayağı kalın yani. Hatta birkaç tane iplik var orada. Görülmemiş bir yani kilim desen. Yani çok ciddi. Dediğim gibi bu bizim benim iddiam değil ha. Yani modern bilimin özellikle bu Duhemci süreklilik tezini esas alıp çalışan pek çok bilim tarihçisi... Crombie gibi, Grant gibi pek çok batıdaki bilim tarihçisi bunu zaten söylüyorlar. Hatta daha önce bahsettim, bir Alman yazarın modern bilime giden yol, İbn-i Heysem diye koca 400 sayfalık Almanca kitabı var. Keşke biri çevirse Türkçe'ye. Biraz eskidi ama 1960'larda yazdı. O açıdan hele tabii özellikle 1980'lerden sonra İbn-i Heysem'in metinlerinin tüm dünyada taranıp
onların Fransızca'ya ve İngilizce'ye tercüme edilip ve değerlendirmelerin yapılmasından sonra konu biraz daha farklı bir boyut kazandı. İbn Heysem'in kendi iddialarının nasıl bir proje dahilinde ve uzun soluklu takip ettiği o eserler arasında kurulan iç ilişkilerle gösterildi. Yani şey değil, bir kafasında sorun doğduğunu çözdü, sonra öbürsü öyle değil. Adamın bir projesi var. Yani ne yaptığını biliyor. Tabii çağdaş bilim felsefesinin tabirleriyle bir araştırma programına sahip. Bu araştırma programı dahilinde hem matematikle uğraşıyor, geometriyle uğraşıyor, uygulamalı geometriyle uğraşıyor, sayılar teorisiyle uğraşıyor, mekan anlayışıyla uğraşıyor, özel mekan üzerine özel bir şeyi var, gayreti var, astronomiyle uğraşıyor, buradan hareket ederek fizik meselelerine giriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir sıradır. Bu İmre Lakatoş'un şeyidir, araştırma programları bilim felsefesinde. Çok sistematik. Mesela diyelim ki matematikte diyelim ya, kurduğu sistemin tıkandığı yerlerini matematiği geliştirerek devam ettiriyor. Yeni teoriler üretiyor falan. Ya da diyelim ki astronomiyle gök yüzüne hale gibi, gökkuşağı gibi optik meseleleri çözebilmek için astronomiyle ilişkilendiriyor filan. Dolayısıyla çok yüksek bir dikkat ve bilinç eşlik ediyor. Hayır, zaten yani. Günümüze gelen metinlerinden anladığımız kadarıyla çok planlı gidiyor. Bak ben sana bir şey okuyayım onun. Şimdi bu şeyde var. Hayatı hakkında yazan İbn Ebi Useybiye var. Bunun Uyunul Enba fi Tabakatil İtibba. Aynı zamanda tabip çünkü bu. Yani tabipler biyografisi kitabı. Şimdi şeyin otobiyografisinde bir parça. İbn Heysem'in. Bak ben bunu hep okurum. O kadar ilginçtir ki. Diyor ki, Türkçesini okuyacağım. Çocukluğumdan beri insanların farklı inançları ile her bir öbeğin inandığı görüşlere sımsıkı sarılması konusunda şüphe duyardım. Tüm büyük arayışlar böyle ortaya çıkar. Mevcuttan şüphe etmek. Mevcut açıklama modellerini, nedensel hiyerarşileri kabul etmemek. Kabul etmemek derken anarşist bir kabul etmek anlamında değil. Onu tatmin etmiyor. Tüm bu görüşler hakkında da kuşkucuydum. Şüphe ediyorum diyor yani. Müteşekkik tabirini kullanıyor. Kuntu müteşekkiken diyor. Çünkü bak burası yani önemli. Hakikatin bir olduğuna, hakikate ilişkin farklılıkların ise ona ilişkin yöntemlerden kaynaklandığına kesin kanaatim vardı. Yani bu yöntem meselesi, bunu da söylüyor zaten. Başka bir metin var burada, şimdi hep tüm metinleri okumayayım ama diyor ki bizim bilgimiz yöntem bağımlıdır. Herhangi yöntemin en doğru olduğuna ilişkin nihai bir karar vermemiz mümkün değildir. Çünkü bunun için o yöntemlerin üstünde olabilecek meta yöntem üreten bir zihne ihtiyaç var. O ancak Tanrı olabilir yani. Biz sadece o yöntemlerin uygunluğuyla olgu olayları açıklama gücüyle yetinebiliriz diyor. Bu da şeyden Beyhaki'nin Tarih-ül Hükümasında geçen bir cümledir bu. Şimdi devam ediyor. Bin yıl önce. Tabii bu söylenmiş. Tabii. Burada diyor ki biz diyor bak farklı modeller tahayyül edebiliriz diyor. Gerçekliği açıklamak için farklı matematik modeller tahayyül edebiliriz. Bunların hangisi daha doğrudur, daha doğrusu en doğrudur ya da tek doğrudur konusunda bizim bir modeli tercih edebileceğimiz üst bir dilimiz yok yani. Meta bir teorimiz yok. Ya da grand teorimiz diyelim öyle. Bu mümkün değil. Şimdi bak devam ediyor. Halkı daima küçümsedim ve değersiz buldum. Burada halkı küçümsedim derken insan olarak küçümsemiyor. Onların bilgilerini, popüler Bulgarize bilgilerin bir anlamı yok benim için diyor. Hiçbir zaman halka iltifat etmedim. Yani popüler bilgiye iltifat etmedim. Sadece doğruya yönelme ile bilgi elde etmeyi arzuladım. Derdim gerçeklik hakkında doğru bilgi nasıl elde edilebilir? Bunun yöntemleri nedir? Bundan dolayı görüşler ve inançlar ile dinlere ait ilimlerin her türünde derinleştim. Ha şimdi böyle bir iddiam var ama oturup dışarıdan taş atmadım. Hangi fikirler var? Kim ne söylüyor? Bunlara çalıştım diyor. Bu sahalara ilişkin konularda yanlışlardan başka bir şeyle karşılaşmadım. Ya kendisi için sahayı temizliyor. Ya çok yanlış var. Hani
ufak tefek arada doğrular çıkıyor ama bana göre bunlar yanlış diyor. Hakikate yöntem olacak bir şey de göremedim. Duruşu görüyorsun değil mi pozisyonunu? Bu kendi otobiyografisi. Yakini yani kesin bilgiye götürecek yeni bir yolda bulamadım diyor. Oturdum kendi yöntemimi ürettim demek istiyor. Neticede bak burası bu iddia çok önemli. Hakikate unsuru hissi sureti akli olan görüşler haricinde ulaşamayacağımı açıkça gördüm. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümledir. فَرَعَيْتُ اَنَّنِي لَا أَصْلُ اِلَى الْحَقِّ اِلَّا مِنْ اَرَائِنْ يَكُونُ اُنْصُورُهَا الْاُمُورُ الْحِسِّيَّ وَسُورَتُهَا الْاُمُورُ الْاَقْلِيَّ Yani diyor ki biz fiziksel gerçeklikle alakalı bir yöntem kuracaksak fiziksel gerçeklikten kopmamamız lazım. Masa başı teori üretmek. Kimi eleştiriyor burada? Matematikçiler eleştiriyor. Ya oturuyorsunuz, matematik modeller kuruyorsunuz, hesaplar yapıyorsunuz ve gerçekliğe onu yamıyorsunuz diyor. Ya gerçeklik böyle mi çalışıyor? Ha bunu söylerken burada bırakmıyor. Oturuyor eşukuk ala Batlamyus. Batlamyusçu sistemi bunu açıdan eleştiriyor. Yani Batlamyus'un kurduğu gök modellerinin, teorik astronomik modellerin gerçeklik de böyle mi? Yoksa biz aldığımız verileri matematik modellere dönüştürüp bir tür gerçekliği, görünüşünü mü burada modelliyoruz? Yoksa gerçekliğin kendisini mi? Bunu eleştiriyor. İkincisi, sureti akli olması lazım. Ne demek bu? Yani arı gibi, karınca gibi dışarıdan veri toplayıp, yan yana koyup, bunlardan da gerçeklik hakkında biz tasavvur elde edemeyiz. Bunu ne yapacağız? Matematik modellere dökeceğiz. Mantık değil ama bak. Mantıkla hiç alakası yok. Yani İbn-i Sina'cı diyelim çizgiyle hiç alakası yok. Matematik modellere bunu çağdaş, tabii bu anakronizme düşmemek lazım ama çağdaş açıdan bizim Kant'ın söylediği cümleye benzetebiliriz ya da tavra benzetebiliriz. Yani bizim burada dini gerçeklikten bahsetmiyorum. Fiziksel gerçeklik, alem hakkında konuşacaksam kesinlikle benim deney neyse dışarıdan gelecek algısal, duyusal verilere ihtiyacım var. Rasathane kuracağım, efendim laboratuvar kuracağım. Neyse o verileri alacağım. Fakat bu veriler iplik halindedir. Bunları benim dokumam gerekiyor. Bunları dokuyabilmek için de matematik modeller kurmam lazım. Bu diyor esas benim yöntemim bu ve bu yöntemi uyguluyor zaten. Yani Kitab-ı Menazır'ın girişinde müthiş bir bölüm vardır. Orada yönteminin ipuçlarını verir. Bu yöntemi uyguluyor orada da. İbnül Heysemi 1000 yıl sonra konuşmamıza sebep olan şey bu. Tamam işte bu... Bağlamında değerlendirince çok büyüleyici bir şey tabii. Olmayan bir şey üzerine bir şey söylüyor. Tabii zaten pek çok metin var da şimdi Menazır'ın girişinde aynı şekilde bak öyle bir bölüm var ki yöntem açısından. Neyse bunları konuşuruz da. Önce bağlamını söyleyeyim. Ha, yaşadığı uzay ama ara gelmiş hocam. Aradan sonra onu yapalım. Ne çabuk bitiyor bu ya. Zaman biraz hızlı ilerliyor. Sadece şeyi kopuş olmasın diye hocam. Bu kendi otobiyografisinden aldım dediniz. O kaynağı da bir gösterebilirsek nereden okuduğunuzu. Ha. Sizin metniniz. Sen şimdi Ketebe'nin reklamını yapmak istiyorsun. Derin yapıdan. Derin yapıda evet. Ben onun önemli birkaç yönteme ilişkin önemli birkaç metnini çevirdim. Bir tanesi İbn-i Heysem'in Kitab-ı Şukuk'un girişi. Önemli bir giriştir. İbn-i Ebu Süleybiyan'ın tabakatındaki yine otobiyografisi. Zahirüddin Beyhaki'nin Tarih-i Kemasında İbn-i Heysem hakkındaki söyledikleri. İbn-i Heysem'in Makale fil Malumat adlı çok önemli bir eserinin bu çok ilginç bir giriştir. Yani bunun üzerine bir uzun bir metin yazmak lazım. Bilgi nedir? Diye bir bölüm var. Çok enteresan bir bölüm. Sana söyleyeyim. Hiçbir şey uymuyor. Ne kelamcılar uyuyor, ne filozoflar uyuyor, ne matematikçiler uyuyor, ne sufilere uyuyor. Çok ilginç bir tanımı var, şeyi var. Hocam, müzakeresi var. Açmayalım da sizin şeyinizi hatırlıyorum yine bir sözünüz. Biz kendi tarihimizden geri kaldık. Tabii. Ve en sonunda İbn-i Heysem'in Kitab-ı Menazır'ın Tüme Varım bölümünü çevirdik. Bunlar üzerine konuşalım. Tamamdır. O zaman aradan sonra... Aradan sonra meseleleri aralayalım biraz, evet. Karşınızda olacağız burada. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. İbn-i Heysem etrafında yeni bilimin kökleri
2 başlığıyla devam ediyoruz. İbni Heysem vurgusunu yapıyorum hocam. Çok heyecanlandırdığı için beni. Yoksa sadece İbni Heysem... Yani Harizmi heyecanlandırmadım ya. O bambaşka bir şeydi hocam. Beni hepsi heyecanlandırdığı için. Bugünkü konu bağlamında, arada da sizle konuşmuştuk gelirken de, Takiyüddin'i müstakil olarak konuşsak, Takiyüddin'in aletlerini... Çok konuşacak adam var. Şu masaya koysak... Onu yaparız. Burada güzel bir haber vereyim o zaman, madem söyledin. Bizim Taha Yasin Aslan Hoca ile Sena Aydın Hoca Takiyüddin'in tüm deneylerini birebir ölçeklerine uygun olarak yeniden üretiyorlar. Ne hocam söylediniz diye sorayım. Nedir mesela o deneyler? Optik deneyleri. Optik deneyleri. Işığın kırılması, yansıması ve benzeri, karanlık oda, bir sürü şey. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam epey yekün tutuyor, şimdi bir miktar vermeyeyim. Bunları birebir üretiyor. Şimdi bilim tarihi Enstitüsü'nün bazı projeleri var. Bu projelerden bir tanesi İslam dünyasında İbn Heysem'in, Takiyüddin'in ya da başka bilim adamlarının yaptığı deneyleri o dönemin ölçülerine uyarak birebir yeniden üretmek ve onların çalışılabilirliğini test etmek. Yani bu teorileri yapmışlar ama üretirken acaba o sistem çalışıyor mu? Bu bir düşünce deneyimi falan gibi. Onu yapıyoruz. Arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Eyvallah. Tabii. Konumuz değil ama bahsettik diye bir ufak parantez daha açalım. Açsak güzel olur hocam. Takiyüddin bir Osmanlı alimi. İstanbul'da yaşıyor. Takiyüddin'e niye geldin? Takiyüddin'e geleceğiz zaten. Bahsi geçti diye söylüyorum. Çok heyecanlandım, anlıyorum. Takiyüddin'e yani bir geleceğim. Buharlı makine yapmış olması. Ya o Takiyüddin çok şeyler yaptı. Ona geleceğiz. O ayrı bir konu tabii. Şimdi biz biraz... İbn Heysem konuşuyorduk. İbn Heysem konuşalım. 1040 yılında vefat etmiş hocam. Evet. Yani hem şeyini, coğrafyası çok önemli değil belki ama... Yok, onu şöyle... Zaman dilimi... 1039'da Endülüs'te bir heyet var. Büyük bir bilim adamı heyeti kuruluyor. Bu heyeti başında Kadı Said el-Endülüsi var. Bu büyük bir tarihçi ve astronom. Bu heyetin finanse eden kişi 1039'da Kahire'de İbn Heysem'le görüşmeye geliyor. Endülüs nire, Kahire nire? Tabii... Ve onun verdiği kayıtlardan 1039'da hayatta olduğunu kesin biliyoruz. 1040'da vefat ettiğine dair de karinelerimiz var. 1040'da vefat ediyor. Şimdi bu çağ çok önemli. Şimdi hatırlarsan biz yeni bilim üzerine konuşurken 17. yüzyılda ne diyoruz? İşte Kopernik'ten başlıyoruz. Tycho Brahe, değil mi? Kepler, evet. Francis Bacon, Galileo, Huygens, Hooke, Gilbert, Descartes, Mersenne, Leibniz, efendim Robert Boyle, Newton. Bak bir çırpıda saydım. Aynı devler çeşitli alanlarda o dönemde de İslam dünyasında var. Bak en doğuda Biruni var. Bu zaman aynı diliminde. Tabii aynı bağlam. Hemen biraz geliyorsun İbn Sina var. Dev bunlar yani. Arada da devler var da şimdi. Kadı Abdülcebbar var. Büyük Mutezili düşünür. Bakillani var. Büyük Eşari düşünür ve tabiat felsefesini Eşariliğe katan adam. Değil mi? Hemen Mısır'da İbn Yunus var. Bu Kemalet İbn Yunus değil. Meşhur Fatimiler döneminde yaşamış. Çok büyük bir astronom. Gözlem astronomisinde çok önemli. David King bunun zicini doktora tezi olarak çalıştı Almanca'da. Sonra gidiyor şeyde hemen Bağdat'ta Kereci var. Dönemin İbni Harizmi'nin cebrini aritmetikleştiren ve zirveye taşıyan isim, ondan sonra zaten Semavel gelecek. Gidiyorsun Endülüs'e doğru. Büyük cerrah, tabip Zehravi var. Tamam mı? O da burada. Hemen yukarı çıkıyorsun biraz önce bahsettiğim gibi. Kadı Said el-Endülüsi'nin başkanlığında bir heyet, astronomi çalışan büyük bir heyet var. Yani devler geçidi gibi. Aklıma ilk gelenleri saydım. Bak bunları yani bir yere yazmadım şimdi. Bildiğimiz şey. Devler bunlar. Yani o dönemde tabii bütün çok önemli. O bütün, o tekil olayın anlamını veriyor. Bütün olmadan sen manayı yakalayamazsın. Anlamlı bir şey ortaya çıkmaz. Arada sormuştum, arada kalmasın. Yine sorayım hocam. Leibniz'le Newton o düşmanlıkları üzerinden. Şimdi bu isimleri saydınız. Tüm insanlık tarihi, düşünce tarihi boyunca dev adamlar böyle birbirleriyle aynı çağda etkileşim içerisinde yan yana, tabii, boy boya bir fotoğraf var. İbn Sina ile Biruni mektuplaşıyor.
İran'da Nesevi var meşhur, bak Kadı Nesevi, bu da büyük bir bilim adamı. Nesevi'nin evinde bunlar münazara ediyorlar. Yeni yapılan tespitlerinde bunu gördük. Yani İbn Sina'la Biruni'yi bir araya getiriyor ve orada tartıştırıyor bunları. Tabii tabii, yani bunlar bir tarafıyla birbirlerini, tabii hepsinin birbirlerinden ilgisi var mı, birbirine haberdarlar mı onu bilmiyoruz. Ama pozisyonlarını eserlerinden anlıyorsun zaten. Mesela İbn Heysem'in pozisyonunu anlıyorsun, kullandığı kavramlardan anlıyorsun. Yani eserinin sentaksından, semantiğinden çıkartıyorsun adamın tavrını, kullandığı terimlerden. Mesela İbn Sina'cı neredeyse hemen hemen hiçbir şey kullanmıyor. Net, sıfıra yakın. Çok net ya. Ama İbn Sina'nın öğrencisi İbn Heysem'den haberdar. Yani bir şekilde birbirlerini biliyorlar yani. Bir de şeyi besliyor zannediyorum. Biraz bugünkü Türk Akademisi'ne ilişkin bir bağlam çıkar, bir parantez diye söylüyorum. Ya sen illa buralara taşıyacaksın. Şey diri tutar ya, hani bir metin üretiyorsunuz ve İbn Sina onu okuyacak. Tabii. Bu adamı diri tutar. Elbette. Dolayısıyla rakibin de olsa, dostun da olsa, yanındaki karşındaki ya büyükse bu, sen de tabii, bir yerde büyüyorsun. Aynen öyle. Kesinlikle. Bunların rekabeti de zaten o büyüklüğün gerektirdiği şekilde. Yani sen Saadettin Konevi ile Nasreddin Tusi'nin mektuplarını bir oku. Okudum, anlamadım hocam. Yok, içeriğini demiyorum. Hitap şeyini oku. Birbirlerine nasıl nezaketle hitap ediyorlar, sonra birbirlerine nasıl giydiriyorlar entelektüel anlamda. Alameddin Kaysar'la, Necmettin Katibi'yle, Esreddin Ebi'yle Tusi'nin mektuplaşmaları mesela. Biruni ile İbn Sina'nın mektuplaşmaları. Ya o kadar nazik başlıyorlar ama şeye gelince, pozisyon, kendi pozisyonlarını savunmaya gelince son derece analitik ve dikkatliler. Tabii başka türlü zaten bu iş olmaz. Dolayısıyla İbn Heysem Basra kökenli. Bunu biliyoruz. Daha sonra Mısır'a yerleşiyor. Efsaneler var hakkında. O devlerden haberdar olduğunu metinlerinden çıkartabiliyoruz İbn Heysem'in. Çağdaşı devleri. Yok, hiç kimseye atıf yapmaz İbn Heysem. Bir çünkü tercih o zaman. Tercih ve onların zihniyetine itiraz olduğu için. İtiraz olduğu için yani. Ya şöyle, niye kullansa ki yani Descartes'i ancak eleştirmek için ciddiye alır yani. İsimlere atıf yapmıyor şey. Yok ama şey anlamında, metinlerin altından şey çıkarılabiliyor fikriyatı, değil mi? Fikriyatı biliyoruz canım. Yani. O dönemde fikriyatı bilmez olur mu? Yer yer kelamcıların tezlerini kullanıyor. Şimdi tabii İbn Heysem biraz başka bir İbn Heysem var. Onunla karışmış gibi gözüküyor. Bir filozof İbn Heysem var, bir matematikçi İbn Heysem var. Bundan artık ayrıldı. Önce bir iddiaydı ama şimdi kesinleşmeye doğru gitti. Çünkü Razi'nin tanıklığı bize gerçekten tarihte adı, baba adı aynı olan iki İbn Heysem olduğunu gösteriyor. O filozof İbn Heysem'i bir kenara bırakırsak, İbn Heysem'in metinlerinde kullandığı kavramlar, argümanlar ya da taraf olduğu fikirler dikkate alındığında kendi tarihsel bağlamındaki felsefi pozisyonlardan ciddi bir şekilde haberdar olduğunu görüyoruz zaten. Onları biliyor. Dolayısıyla Mısır'a gidiyor. Mısır'da yaşıyor. Ara sıra seyahat ettiğine dair karinelerimiz var. Mesela işte Bağdat'a gittiğine dair ya da yakın civar şehirlere gittiğine dair ama sakin bir şekilde yaşıyor. Dönemin siyasi, dini tartışmalarında yer almıyor. Ve akademik, ilmi çalışmalarını sükunetle yapıp vefat ediyor. 1040'ta vefat ettiğini biliyoruz. Onun şeyi eylemleriyle değil de daha çok eserleriyle etkisi. Heysem'in. Heysem'in yazdığı kitaplarla, fikirleriyle. Şimdi etkisi gerçekten çok. İlk bakışta ben de bu işlerle uğraşırken Yusuf bir şey itiraf edeyim. Ya İbn Heysem'in bir etkisi yok galiba İslam dünyasında. Çünkü bu konuda özellikle Arap yazarlar, isimlerini vermeyeceğim çünkü değmez, açık söyleyeyim yani, bu kadar net konuşuyorum. Çağdaş. Çağdaş mesela işte çok meşhur ama işte İbn Heysem Arap İslam kültüründe hiçbir karşılığı yoktur. Saçma sapan bir cümle. Araştırma yapmadan, yazma eserleri incelemiş. Çünkü bu eserlerin çoğu yayınlanmamış, yazma eserler. Baktığımız zaman tam tersine üst seviyede çok ciddi bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Hem şeyde, optikte, hem matematikte, hem de astronomide. Çok ciddi bir etkisi var ki İbn Heysem'in zaten esas tezahür ettiği alanlar bu alanlar. Bir kere Endülüs'teki mesela İbn Rüşd'e bile etkisi var.
Tabii görme teorisi meselelerinde İbn-i Rüşd bazen İbn-i Heysem'in fikirlerini tercih eder. Şimdi genelde İbn-i Rüşd Aristotelesçi bilinir. Evet. Ama İbn-i Heysem'in deneyleri ve argümanları o kadar güçlü ki İbn-i Rüşd yani deyiş yerindeyse içinden şöyle der ya Üstad Aristoteles kusura bakma burada seni satmak zorundayım. Çünkü karşımda argümanları çok daha güçlü bir adam var. İbn-i Rüşd Aristoteles'i biliyor. İbn-i Heysem'i biliyor. Nereden biliyor? Çünkü biraz önce ne dedik? 1039'da Endülüs'ten bir heyet. Tabii. Gelmiş ve İbn-i Heysem'in eserlerini alarak şeye gidiyor. Endülüs'e götürüyor zaten. Bunu biliyoruz. Kitab-ül Menazir o tarihte yazılmış tabii halli. 39 tabii, olduğuna 1039'da göre. 1039'da bir yıl sonra ölüyor zaten. Şimdi Fahrettin Razi, bak burada çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Fahrettin Razi'nin tüm bilim felsefesi tırnak içinde İbn Heysem'in fikriyatının bir ifadesidir. Fenomenal bilme anlayışı. Yani eşyanın mutlak hakikatini bilemeyeceğimiz ve onun ilişkileri, görüntüleri ile yetinmemiz gerektiğine dair. Tabii bu kadar net değil ama Fahrettin Razi İbn Heysem'i çok iyi biliyor. Şimdi bilim tarihi bölümünde bir doktora tezi yaptırttık. Sena Aydın Hoca tezini bitirdi. Şimdi orada şunu fark ettik. Fahrettin Razi İbn Sina optiğini İbn Heysem optiği açısından okumaya çalışıyor. Şimdi iki tane büyük optik geleneği var. Bir İbn Sinacı optik geleneği var. Meşai gelenek bir de İbn Heysem'in optik geleneği var. Matematikçi optik gelenek yani Talimiyun'un optik geleneği daha farklı. Fahrettin Razi İbn Heysem'i çok iyi bildiği gibi sadece optiğini değil, astronomisini de biliyor, mekan anlayışını, hareket anlayışını biliyor. Çünkü eleştiri yazmış onlara. İbn Heysem'in optik anlayışını esas alıp İbn Sina'nın optik anlayışını yeniden organize ediyor. Yani bu teori açısından o teori nasıl okunur? Ve bu okuma biçimi yeni soruları üretiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani şeyin Fahrettin Razi'nin İbn Heysem'le olan ilişkisi standart bir kaynak kullanma ya da haberdar olma ilişkisi değil. Doğrudan üzerine çalıştığı ve oradaki evrenini kurduğu. Ve evet bilim anlayışını, gerçekliği ilişkin, fiziksel gerçekliği ilişkin bilgi anlayışını kurduğu kişi. Bu açıdan çok önemli. Şimdi burada yaygın bir yanlış var literatürde. İşte Kemalettin Farisi İbn Heysem'in Kitab-ül Menazır'ına Tenkih diye bir eser yazmış. Tenkih-ül Menazır ve onu yeniden güncellemiş. Bu doğru değil esas itibariyle. Dahası hocam Kemalettin Farisi İbn Heysem'in şarihi. Şarihi gibi gösteriliyor. Şarihi. Tenkih bir tür şerh gibi tabii ama bu doğru değil. Şimdi tabii arada Kutbuddin Şirazi var. Kutbuddin Şirazi biliyorsun bahsetmiştik ondan. Meraga Matematik aslında okulda. Evet. Tusi'nin talebesi. Erkan-ı Tıp Şarihi. Değil mi? Çok enteresan bir adam. İşte Konya'da Konevi'nin, Mevlana'nın, Ulmevi'nin yanında sonra Kayseri Gevher Nesibe'de doktor, Sivas'ta Gök Medresesi falan anlatmıştık. Devlerden biri. Kutbuddin Şirazi İbn Heysem optiği üzerine çalışıyor. Fakat o hem yaşlı olması hem de tıpla ağırlıklı olarak uğraşması nedeniyle bu şeyi görevi öğrencisi Kemalettin Farisi'ye veriyor. Kemalettin Farisi'nin optiği çalışmaları doğrudan İbn Heysem'in bir şerhi değil. Menazır'ın ya yani optiğin şerhi, disiplinin şerhi. Eserin değil yani. Ve bunu yaparken de nasıl ki Razi İbn Heysem optiğini İbn Sina optiğini Razi açıdan okuduysa Kemalettin Farisi tersinden bir şey yapıp İbn Heysem optiğini İbn Sina açısından okur. Anlatabildim mi şimdi pozisyonlara? Şimdi bir İbn Sina var, bir İbn Heysem var. Razi geliyor diyor ki ben İbn Heysem'i esas alıp İbn Sina'nın optiğini okuyacağım. Kemalettin Farisi diyor ki ben İbn Sina'nın açısından İbn Heysem'i okuyacağım. Dolayısıyla ortaya farklı sorular çıkıyor. Çünkü teorik arka plan bakımından İbn Heysem optiğinin de verdiği çok ilginç. İbn Sina optiğinin verdiği çok ilginç veriler var. Bu veriler Kemalettin Farisi'ye gökkuşağı gibi fiziksel fenomenlerin açıklamasını, doğru açıklamasını mümkün kılıyor. Çünkü İbn Sina klasik bugünkü anlamıyla, yani klasik anlamda öyle bir ayrım yok da tam işin arka planına, o metafizik arka planına eğildiği için daha çok
işte diyelim ki ışığın kaynakları konusunda çok farklı terminolojisi var. İbn Heysem çok daha pratik. İşte nedir? Işığın doğrusal yayılımı, nedir onun yansıması, kırılması. Zaten optik Kitab-ı Menazir 3 bölüm. Işığın doğrusal yayılımı, evet. Kırılma, yansıma. Üçüncüsü kırıldı mı? Kırılma, yansıma. 7 kitaptır. 3 artı 3 ve artı 1. Bunları çok sade bir biçimde inceliyor. Işık, İbn Sina 5 tane ışık tanımı yaparken İbn Sina birincil kaynak ışık, ikincil kaynak ışık diye çok basit bir ayrım yapıyor mesela. Burada İbn Heysem bunu matematiksel kesinliğe varacak bir deneyle ortaya koyuyor ya. Evet. Buna rağmen bunun dışındaki okumalar nasıl hala varlığını sürdürebilir? Şöyle, bir teorik pozisyonlar, Duhem Quine, modern bilim felsefesi, bizim Duhem Quine tezi dediğimiz bir tez var. Herhangi bir varsayım, yalın kat bir varsayım değildir. Varsayım demetidir. Teori demeti vardır. Sizin o teori demetinden herhangi birini yanlışlamanız tüm teoriyi terk etmenize sebep olmaz. Tarihte böyle bir örnek yok. Bunu Duhem Quine bize gösterdi. Öyle bir şey yok yani. Ya hemen terk edelim. Aa, bir deney yaptık. Bu varsayımımızı yanlışladı. Pozisyonumuzu terk edelim. 1600'e kadar pozisyonlar devam eder. Osmanlı optiğinde mesela İbn Heysemci pozisyon, İbn Sinacı pozisyon ve bunların Razi ve Farisi yorumları metinlerde devam eder. Hala. Tabii onlar çünkü teorik pozisyonlar. Toplam var. Tabii. En son sınırlarına kadar bunu nasıl getirebiliriz? Birbirlerinden de etkilenerek ve birbirlerinden haberdar olarak o teorik pozisyonu son sınırlarına kadar kullanıyorlar. Ya böyle bu çorap giyip çıkartmak değil ki. Benim çünkü her teorik pozisyonun arkasında metafizik bir pozisyon var. Belirli kabulleriniz var. Siz ondan uzantısı olarak gerçekliği modelliyorsunuz. Bir tanesini yanlışladık diye bırakabilir misiniz? O zaman Kopernik astronomisinin hiç kabul edilmemesi lazım. Kendi döneminde onu destekleyecek empirik veriler çok fazla değildi ki. Yani bilim öyle yalın kat ilerlemiyor, onu demek istiyorum. Şimdi Kemalettin Farisi'nin bu şeyinden sonra, ki bu yaklaşık 1200'lerin sonu, 1300'lerin başıdır. İşte Meraga ve Tebriz okulları. Evet. 1319'muş onun vefat tarihi de. Farisi'nin. Farisi'nin. Tabii evet. Kemalettin Farisi'nin. 1309. Şeyden öncedir. Hocasından önce vefat ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de yanlış yazmış olabilirim. 19 diye. 1309 ya da 1306 olabilir. Hocasından önce ölüyor çünkü. 1311'dir. Yanlış hatırlamıyorsam. İddiacı olmayacağım hocam. Evet. Yani ben bu konularda pek hani iddialı değilim ama okudukça, çok okuduğum için aklımda kalıyor bunlar. Yani. Şimdi Farisi'ye bir nefes aralığı olsun hocam. Şey de enteresan. O İbnül Heysem'in optiği, tabii ben onu şerh ettiği diye biliyordum ama orada sadece özneyi optik olarak alıp optik üzerine çalışıp kendisine kadar gelen bilgiyi toplayıp yeni bir model ortaya koymuş. Işığın dalga olduğunu ayırt edecek bir yoruma ulaştığımız şöyle, bir şey var. Bunlar biraz tartışmalı konular. Bir kere ışığı fiziksel bir nesne olarak kabul etmeleri, ışığın hızının varsaymaları ve evet, ışığın evet. Çok büyük olduğunu düşünmeleri, ışık-renk ilişkileri, pek çok konu var tabii. İşte İbn Heysem'in ışık anlayışı biraz parçacık gibi gözüküyor. Kemalettin Farisi dalga gibi, Takiyüddin'i biraz farklı. Bunlar üzerine uzmanların konuşacağı şeyler. Şimdi Kemalettin Farisi'nin bu çalışmaları ilginçtir. Mesela optiği sadece tenkih demek, zevaidi temizlemek, onu daha böyle rafine hale getirmek, fazlalıklardan doğru olanı artık kabul göreni öne çıkartmak demek esas itibariyle tenkih. Sadece bu da çok önemli bir nokta. Optik biliyorsun neticede ya fiziğin bir konusudur ya matematiğin bir konusudur klasik gelenekte. Yani Aristotelesçi, İbn Sinacı çizgide fiziğin bir konusudur. Matematacı gelenekte de matematiğin bir konusudur. Batlamyus'un, Oklid'in yazdığı optik kitapları var ama matematiksel bir şey o. Orada evet. Fiziksel bir izah yapmıyor yani. Şimdi Kemalettin Farisi ilk defa bunun ders kitabını hazırlıyor. Sadece tenkih kitabı yok ki onun.
El Besair diye bir kitabı var. Opti'yi? Opti'yi ders kitabına dönüştürüyor. Bu tarihte mi giriyor artık Opti'nin bir ders? Tabii tabii. Şeyi yazdıktan sonra, Tenki'yi yazdıktan sonra hocası Türkistan'da, Kaşgarlı. Burada Türkistanlı kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun. Kaşgarlı Cemalettin Türkistani. Hatta ona şey denir, Cemale Türkistan, Türkistan'ın Cemale. Çok büyük bir filozof, matematikçi. Tebriz'de Kutbuddin Şirazi ile birlikte çalışıyor ve Kemalettin Farisi'nin hocası. Kemalettin Farisi oraya diyor ki, ya bunu yazdığın güzel ama bunu sadece sen ben okuruz. Şunu bir ders kitabına dönüştür. Ve El Besair'ün Nazair mi? Şimdi tam ismini hatırlamıyorum ama bir Besair diye başlıyor. Bir ders kitabı yazıyor. İki metninde gördünüz mü hocam? Tabii tabii ben okudum vesaire. Peki şeyi anlamak için soruyorum. Klasik dönemde bir metin yazıyor. Sonra onu insanlar da okuyacak diye. Tabii tabii ders kitabına dönüştürüyor. Nasıl, ne yapıyor? O dönem sadeleştirmesi. Basitleştiriyor. Daha böyle rafine. Örnek ekliyor mu mesela gibi? Mesela o matematiksel ispatları azaltıyor. Daha çok sonuçları veriyor. Öncülleri vermiyor. Fakat orada yöntemi içeriyor. Bunu Mustafa Meval de yayınladı. Mustafa Meval de benim yüksek lisans hocamdır şeyde, Halep'te. Ben onunla çalıştım. O yayınladı onu. Ben bu metni okudum. Bende var baskısı. Yöntemi orada çok net görüyorsun. O tüme varımcı yöntemi, ondan sonra doğadan gelen verilerle matematik modelleme ilişkisini, itibarat diyorlar deneye. Mesela o tür kavramsallaştırmalı falan çok ilginç. Bununla alakalı İngilizce'de bir doktora tezi yapıldı yakın zamanda. İtibarat diyor deneye. Tabii tabii. Deneye itibar diyorlar. Çünkü akli itibarlarla kuruyorsun o. Yani doğayı idrakinde yeniden üretiyorsun o süreçleri. Ve kontrol ediyorsun. Kontrollü deney bunlar. Yönlendirilmiş kontrol deney. Varsayımını yönlendiriyorsun, deneyi yönlendiriyor, kontrol ediyorsun meseleleri. Şimdi bu ders kitabı fikri de çok önemli bak. Burada İbn Heysem'in İkinci ayağı mesela astronomidir. Astronomisini de yine Merv'de Sultan Sencer'in etrafında bulunan Haraki, Bahattin Haraki Muntahar İdrak adlı eserinde büyük bir teknik astronomi. Sonra onda ders kitabı. Biliyorsun ders kitabı Sultan Sencer ve Harizmşahlar döneminde çıkıyor. Medreselerde okutulmak üzere. İşte ilk Haraki, sonra Şerefettin Mesudi, akabinde Ömer Çamini filan bir sürü eser üretiliyor. Şimdi Haraki astronomi kitaplarının girişinde ilginç bir cümle kullanır. Der ki ben yöntem olarak İbn Heysem'i takip edeceğim. Şimdi bak demek ki bu tarihte yani şeyin ölümünden yaklaşık 60-70 yıl sonra İbn Heysem yöntemi diye bir şey var. Bunu zaten Fahrettin Razi'de daha geç tarihte görüyoruz ama ondan önce de Haraki'de görüyoruz. Çok erken hatta. Erken tabii. Ve Haraki'de büyük ihtimalle Gazali'nin öğrencisi ya da öğrencisinin öğrencisi. Çok net değil. Şimdi burada Haraki İbn Heysem yöntemi derken ne kastediyor? Bak bu çok önemli bir şey. Fiziksel astronomi önemsiyor. Yani matematiksel bir astronomi yapmak değil. Fiziksel astronomiden el heyyetül mücesseme. Ne demek el heyyetül mücesseme? Evreni üç boyutlu kabul ederek astronomi modellerini oluşturmak ve o modellerin fiziksel gerçekliğe mütekabil tekabül etmesi, ondan karşılık gelmesi. Bir temsil olmaması. Tamam. Ya da insan zihninde kurulmuş saf bir tasavvur olmaması, onu gerçekten temsil etmesi. Yani senin modelinde bir daire varsa, fizik gerçekten gezegen ya da yıldız neyse o şekilde dönüyor olması. Onun fiziksel bir gerçekliğinin olması lazım. Haraki'nin kastettiği bu. Ve bunu belirlemem lazım. Ve bunu girişte çok net bir pozisyon olarak ortaya koyuyor. Daha sonra bu eserini Tefsire diye ders kitabına çeviriyor. Dolayısıyla o dönemde üst seviyeli metinlerin belirli bir kesim etrafında mütedavil olduğu için bunu ders kitabına çeviriyor. Ve aynı şekilde Kemalettin Farisi mesela Orhan Gazi'ye sunulan Kayseri'nin, Davutül Kayseri'nin ismi deniliyor ama çok net değil. İtaf-ı Süleymani Fiatül Orhani'de de mesela optik bölümü var. Artık optik el-Muzeşlere de giriyor ve büyük ihtimalle Tebriz'den geliyor bu. Şimdi bundan sonra bu yayılıyor.
Bak, bunlara girmeyelim. Konumuz çünkü Batı'yı da konuşacağız. Semerkant'ta Ali Kuşçu. Evet. Fethullah Şirvani. Ali Kuşçu'nun torunu Kutbuddin Muhammed. Burada Mehmet Arıkan'ı analım. Çünkü o Kutbuddin Muhammed'in kitabını kardeşi Mirim Çelebi'ye nispet ederek biliyorduk hepimiz. Onu düzeltti. Onu almış olalım. Ve Takiyüddin Rasit. Takiyüddin Rasit tüm bu işlerin en son rafine hali. Şimdi bu İslam dünyasındaki serencamı sadece astronomi optikten bahsetti. Mesela hareket teorisi. Ondan sonra mekan teorisi. Çok bunlara özür. Girmiyorum. Bunlar şu anda şey değil. Yani girebiliriz. Şimdi Batı'ya gireceğiz. Takiyüddin'i orada bir yere eklemek üzere söylüyorum. 1580'ler yani ölüyor. Ortası. Bu şeyin izleyin. Son halkası. Son büyük halkası. Son büyük halkası. Yani ondan sonra ufak tefek şeyler var. Çünkü zaten klasik sistem de açılımın tanı balon gibi yani. 1000 yıl yaşasan aynı şeyleri yaparsın. O sistemin değişmesi lazım. Kavramsal şemalarının, önermelerinin, metafizik zeminin değişmesi lazım artık. Öyle kolay bir iş değil o. Çünkü paradigmaların da bir açılışı var. Balon gibi şişiyor, 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 bitiyor bir şeyden sonra. Kendi içine çökmesi lazım ya da dışarıdan... Eyvallah. Şimdi hocam yine ara geldi. 2 dakikamız var. O 2 dakikada da şunu sormak isterim. Burasını netleştirelim diye. Newton da var ya burada hani bir başka oraya. Dev olarak. Buraya geleceğim. Yine bu izleyin devamında yer alıyor. Tabii tabii. Değil mi? Yani 1500'lerde Takiyüddin. Şimdi Newton'u özellikle koydum ben. Newton'dan itibaren artık biz klasik optiği tarihe dönüştürüyoruz. Newton'a kadar gelen süreci ben 3. dönemde biraz anlatalım. Ben hangi açılardan etkili olduğunu söyleyelim. Newton artık yani mesela Newton'un optik kitabını okumaya başladığında Aristoteles'in, Batlamyus'un, Oklides'in, Kindi'nin, İbn-i Heysem'in, Kemalettin Farisi'nin optiğini artık okumana gerek yok. Son çerçeve. Yani orada yeni bir şey çıkıyor ortaya. Yeni bir optik çıkıyor. Yani elbette oradaki tespitlerin iplikleri gidiyor ama artık yeni bir yaklaşım var orada. Renk teorisi değişiyor, ışık şeyi değişiyor falan. O şeyler, geçmişteki yapılar orada yediriliyor. Fakat büyük ölçekte bağımsız yeni bir optik geleneği başlatıyor. Mesela Descartes için bunu söyleyemeyiz, Kepler için bunu söyleyemeyiz, Fermat için söyleyemeyiz, bundan bahsedeceğiz. Optik bağlamında. Tabii. Onlar İbn-i Heysem'in optiğin devamı. Ya da tabii Kemalettin Farisi çok bilmiyorlar. İbn-i Heysem'in optiğin devamı onlar. Ama niyetim burada bambaşka tabii, bir yeni bir evreyi temsil ediyor. Çünkü... Benzeşir mi acaba diye şeyi soracaktım da Kemalettin Farisi'nin kendisine kadar gelen birikimi toplayıp yeniden ortaya koyması Newton'un yaptığına benzeşir mi? Yok, benzeşmez. Newton, yok hayır. Newton yeni bir fizik kuruluyor çünkü. Hareket. İbn-i Heysem'inki gibi yepyeni bir şey kilim ve ortada desen var artık Newton'da. Evet, tabii kesinlikle. Kesinlikle. O açıdan o şekilde düşünülemez o. Bu sadece optik için değil canım. Fizik için de aynı şey. Yani prinsip artık yepyeni bir metin. Sistem. Tabii yepyeni bir metin. Tüm metinleri aşan artık oradan hareket ederek yola çıkabilirsin. Oradan hareket ederek yola çıkmak için geçmişe bakman gerekmiyor. Tarih bilgisi. Evet, tam tarih dediğiniz gibi tarihe dönüşüyor. Tarihselleşiyorlar onlar artık tabii. Bu dönem. Ama bunların hepsi o 1700'lerde. Yani 1687'dir şey. Prinsip ama optik daha sonradır. Optik 1700'ün başlarındadır. Newton optiği. Onu da yayınlamaktan korktuğu söyleniyor. Garip bir adam yani davranışları bakımından. Biraz prinsip da çok... farklı bir şekilde yayınlanıyor canım. Yani oradaki hikayeler çok ilginçtir. Bu dehaların böyle garip adetleri orada vardır. Şeyi soracaktım hocam. Principia'yı galiba Latince yazıyor. Hani araya gelelim diye söylüyorum. Şeyi, optiği İngilizce yazıyor. Diye bir şey. Ben orada şimdi şüpheye düşürdüm beni. Bakmam lazım. Yani İngilizce yazdığını zannetmiyorum optiği. Yani bakmak lazım. Böyle metin okudum yok, tabii de ne şimdi, kadar... Şimdi yok, hafızamda yok o. Ona bakmam lazım. Ama tabii şeye Newton'a gelinceye kadar büyük bir arka plan bilgisi var şeyde. Pat diye gelmiyor. Tabii tabii. Yani Newton o masaya koyduğu kitapları düşünürsen bayağı kitap var masada yani. Diyelim İbn-i Heysem'in masasında Aristoteles var. Batlamyus, Oklides var. İşte evet. Kindi var. Bir, yani 5-6 kitap. 10 tane maksimum. Ama şeyin... Newton'un masası kalabalık. Masası çok dolu yani. Tüm onları mütalaa edecek.
kendi fiziksel yöntemine göre onları değerlendirecek ve prizma deneyleriyle yeni bir optik kuracak. Öyle kolay iş dönüşte, değil. Dönüşte bu Newton ya, hareket yasaları diye bildiğimiz yasalarla da İbn-i Heysem'in şeyi var. Özellikle hani bir ve ikinci yasa tanında izleri İbn-i Heysem'de yakalanıyor, bulunuyor. Yok, onlar öyle biraz... Yoruma dayalı bir şey yapmayalım diyorsunuz. Yok. Eyvallah. Değil. O zaman hocam burada gene bir ara virgül atalım. Aradan sonra artık batıya da gelerek inşallah toparlamaya çalışalım. Evet. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde artık son bölümde, son soruların peşindeyiz. Yeni bilimin köklerini konuşuyoruz. İbn-i Heysem'in ortaya koyduğu yöntem. O bilim, yeni bilim yöntemini epey bir girişini yaptık. Biraz batıya taşan kısmını da belki burada ele alacağız. Hemen belki önce yöntemini çizerek. Önce bu hani kronolojik şeyi vereyim, ondan sonra yöntem açısından ne etki yapmış onu söyleyelim. Şimdi çok erken bir tarihte çevriliyor. Yani, Latince. Latince'ye. İşte Francis Bacon'ın biraz önce de bahsettik. İbn-i Heysem'in optiğini kullandığı ve oradan hareket ederek Aristoteles'in felsefe bilimin bazı iddialarını deneysel denetlemeye tabi tuttuğunu biliyoruz. Deney yapıyor yani. Acaba bunlar doğru mu değil mi diye. İbn-i Heysem'in deney fikrini... Tabii İbn-i Heysem'in optiğinden alıyor. Tamam. Ondan sonra Vitello diye bir kişi var. Yani onları tek tek giymeyeyim. Önce bu büyük ihtimalle Endülüs'ten gidiyor olabilir. Çünkü Endülüs'e gitmişti eseri. İngiltere'de bu nominalistlerin ve İngiliz empirizminin zemininde İbn-i Heysem'in bu fikriyatı var. Zaten 1500'lerin 1570'lerde yanlış hatırlamıyorum 90'larda İtalya'da basılıyor eser. İbn-i Heysem'in eseri. Tabii basılıyor. 1200'ler değil mi hocam? Hayır, Latince. Onlar çeviri, basılma, matbaanın icadı olsa eser basılıyor bir de. Basılınca da dolaşma sokuyor. Daha Galileler, Kepler'ler falan ortaya çıkmadan eser basılmış. Dolaşım. Hocam şimdi akışı bölmeyeyim diyorum, girmeyeyim diyorum ama yine Kitab-ül Menazir bağlamında söyleyeyim. Onun tam bir neşrinin olmadığını konuştuk şöyle, ya arada. Tabii tabii şöyle. Bu da bir... 7 kitap, 3 kitabı Abdülhamid Sabri Allah rahmet eylesin yayınladı. Diğer 4 kitap duruyor. Bizim Bilim Tarihi Enstitüsü'nün bir projesi olarak masada. Onun teknik içeriğine, çünkü o öyle kolay neşredilecek bir eser değil. Yani iyi optik bilmeniz lazım. O dönemin dilini çok iyi bilmeniz lazım. Böyle yazmadan tercüme edecek bir şey değil. Çünkü tek nüshası var. Parça parça diğer nüshalara. Fatih'in sayesinde geliyor biliyorsun. Fatih nüshasıdır. Bizdeki nüshası. Onu Sena Aydın Hoca edisyon kritiğini, Türkçe tercümesini. Tüm metni değil tabii mi? Ve deneylerinin de yine Taha Hoca ile birlikte o dönemin kendi verdiği betimlemelere uygun olarak üreteceğiz. Eyvallah, en azından güzel bir havadis almış olduk. Bunu yapacağız. Dediğim gibi kolay bir iş değil. Ben Abdülhamid Sabra ile o diğer şeyini öldükten sonra ailesiyle görüştüm. Bizden bunu tamamlamamızı istediler. Ama sonra bunun arkası gelmedi. Yani metnin diğer kalan kısmını Sabra Hoca çalışmış rahmetli. Ama vefa etmedi. Çünkü biraz titiz bir adam. Ve bunun İngilizce tercümesini de kısmen yapmış. Onun da bizim tarafımızdan, bizim derken yani bizim ekip tarafından, benim yapacağım bir iş değil, benim uzmanlık alanım değil o. Talep ettiler bizden. Öğrencisi Cemil Recep bana bunları yazdı. Fakat öyle kaldı o. Şimdi biz enstitüyle birlikte bunları tekrar canlandıracağız. Bunu söylemiş olayım. Şimdi bu ilk İngiliz empiristlerinin akabinde 1572'de İtalya'da basılıyor. Ve akabinde tekrar o yeni bilimin, yani Nova Scientia'nın yeşerdiği bağlamda ortaya çıkıyor. İşte Fermat meşhur matematikçi, onun sıra Descartes bunları kullanıyor. Kepler. Hepsi İbn-i Heysem optiğinin bir tür devamıdır. Şimdi burada bir hikaye anlatayım sana. Daha önce nerede anlattım bilmiyorum. Burada değil de başka yerde anlatmış olabilirim. Golius'tan bahsetmiştim hatırlarsan. Descartes
geçen hafta Harizmi'yi anlatırken. Golius ilk oryantalistlerden demiştik. Evet. Hatta Arapça, Latince sözlük hazırlıyor. Fergani çeviriyor. Şimdi Golius İstanbul'a geldiği zaman yazdığı mektuplar günümüze geldi Latince. Ben bunları çevirttim Türkçe'ye. Yine bir aksilik olmazsa Sena Hoca bununla ilgili bir makale hazırlıyor. Golius'un yazdığı mektupları okuduğumuz zaman Huygens'in babasına, o zaman Hollanda'da devlet adamı bu, bu meşhur fizikçi Huygens'in babası, ona ilginç bir şeyden bahsediyor. Diyor ki İstanbul'da diyor bir süre önce vefat eden Taküddin adlı bir alimden bahsediyorlar. Bunun bir optik kitabı var, bunun peşindeyim. Fakat diyor burada çok şeyler diyor. Ketunlar eseri bana vermiyorlar diyor. Tarih kaç mektubun tarihi? 1600'lerin başı. Yani Descartes'lar falan daha henüz yaşıyor. Hatta yaşıyor derken bayağı gençler. 1610'lar falan zannediyorum. Ve diyor ben bunun peşindeyim. Biliyorsun Golius'un kitapları Leiden'da büyük ihtimalle ailesiyle büyük para verip alıyor bunları. Optik kitabı dahil. Bunu nereden biliyoruz? Hem Huygens'ın hem de Descartes'ın verdiği örnekler, bazı örnekler Taküddin eserinden birebir alıntı. Tabii birebir alıntı. Atıf yani. Yok. Ha? Atıf yok. Yok ne atıf? Zaten atıf yapsa yayınlatamaz ki o dönemde bir Türkiye atıf yapacaksın bir Osmanlı'ya. Doğru. Mümkün mü o yani? Dolayısıyla o bağlantıları da kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu bir yorum değil. Mektup var elimizde. İki tane. Bunları ben tercüme ettirttim. Osman Faruk Akyol Hoca lütfetti, tercüme etti. Biraz daha tabii üzerine çalışmak lazım. O dönem Latincesi biraz farklı çünkü. Biraz Fransızca'ya benzediğini söyledi bana. Şeyden. O dönemde Ömer Faruk Akyol Hoca. Osman Faruk Akyol Hoca affedersin. Şimdi onu biraz daha böyle o dönemin dilini de iyi bilen bir arkadaşla onu biraz daha çalışacağız. Mektup nereden düştü hocam önümüze? Bana mı soruyorsun bunu? Yani ben şey hani mektup kitap olsa gene bir yere koyacağım. Mektupları 3-4 cilt yayınlandı. Ben onları analiz ederken, araştırırken bir şeyin peşindeydim o zaman. O şekilde buldum. Şimdi dolayısıyla şeyin, Golius'un şeyleri, mektupları ve diğer unsurlar bize 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında İbn Heysem optiği ve onun devamı olan metinlerin Avrupa'daki yeni bilimi kuran insanların masası dolduğunu gösteriyor. O verileri kullanıyorlar çünkü. Hocam sizi yine kesme pahasına çok özür diliyorum. Bu Taküddin'in metninin adam peşindeymiş ya Galius'un babası. Tabii, ismini veriyor ya. O metin yayınlandı mı? Hangi metin? O peşinde olduğu metin. Onu Hüseyin Gazi Topdemir çalıştı. Önce Türk Tarih Kurumu'ndan zannediyorum, şimdi TÜBA'dan yayınlandı. Tahkikli nüshası değil herhalde. Yok, tahkikli değil. Hmm. Bir nüshası var arkada, tercümesi ve değerlendirmesi var. Ama onu daha farklı makaleleri de var zannediyorum Hüseyin Hoca'nın o konuda. Eyvallah. Evet, şimdi bu Serencam sadece optik konusunda ama şimdi ne geçti şeye? Bir kere empirizm geçti. Empirizm yani doğanın sürekli gözlemlenmesi, deneyim. Deney fikri geçti. Bunları uzun uzun. Hatırlarsan burada bir resim göstermiştim. Galileo'nun elinde teleskop. Evet. Bir kitap kapağı. Sağ tarafta. Sensus yazıyor. Öbür tarafta da İbn Heysem matematik kitabı Ratio yazıyor. Evet. Sensus Ratio. Hatırladın mı? Tabii. Hissi, akli. Orada bu var. Bu bir kere. Şimdi ikincisi tümden gelin ve tüme varım meselesi. İbn Heysem radikal bir tüme varımcıdır. Ve empiristtir. Şeyde Kitab-ül Menazır'da tümel önermelerin oluşması, zaten İbn Heysem'de tümel kavramı yok zaten. O İbn Sina'cı kavramları kullanmaz. Vücut, mevcut, mahiyet, onları kullanmaz. Çünkü o mantıksal düşünmüyor o konuları yani. Tümel kavramlarımız, önermelerimiz var bizim. Bunları biz aklın doğruları gibi kabul ederiz değil mi? Bedihi olarak bakarız. Mesela nedir? Parça bütünden küçüktür. Evet. İbn Heysem diyor ki bunların hepsi empirik verilerle elde edilir. Deneyim yoluyla gelir bunlar.
sadece bağlantıları değil, kavramların kendileri de. Mesela büyüklük kavramına sahip olacaksın diyor. Küçüklük kavramına sahip, parça kavramına. Den büyüktür, den küçüktür kavramlar. Bunlar deneyim yoluyla elde edilir. Sonra apaçık olarak zihinde inşa edildikten sonra biz sanki bunlar hep zihnimizde varmış, zihnimizin doğasından kaynaklanmıyormuşuz gibi bakarız diyor. Radikal, köktenci bir empirist adam. Hiç insanın şöyle fi evveli fıtrati, yani insanın, Türkçesini söyleyeyim, insanın ilk doğuşunda aklı boştur diyor. Zihni boştur. Haliyetun an kulli şey. Her şeyden boştur. Sadece zihnin kendisi vardır, potansiyelleri vardır. Dış dünyayla temas süreç içerisinde, o çünkü bebek anne karnından itibaren temas halinde, sonra doğuyor, büyüyor, belirli kültür içerisinde o verileri alıp oradan kültürün ona öğrettiği ve kendi alımladığı süreç sonucunda bazı genel ifadelere varıyor. Sonra bu genel ifadelerden hareket ederek tekil nesneleri bu tekil ifadelerin altına atıyor diyor. Bu şey, bunu biliyoruz. Ya bunu biliyoruz işte, İbn Eysel bunu söylüyor. Şimdi bak, ben sana bir şey okuyayım. Yine kitabın Menazir'in girişinde kendi yöntemini anlatırken diyor ki, benzer biçimde araştırma yöntemlerinin farklı olması açısından araştırılan konuya da farklılık arz olur. Yöntemin farklıysa konuyu farklı anlarsın diyor. Araştırma yöntemi tahkik edilir ve nazari düşünce derinden gözden geçirilirse ittifak ortaya çıkar, hilaf son bulur. Yani farklılıklar yöntemden ortaya çıktığı için kavga yöntemlerin bize verdiği teorik cümleler üzerinden yapılıyor. Halbuki biz gerçekliğe geri gidersek ayrılıkların, itirafların, yöntemlerin kaynaklarını tespit edip meseleyi çözeriz diyor. Çünkü demin de dediği gibi hakikat tek. Peki bunu nasıl yapacaksın diyor. Öyleyse diyor, konunun ilkeleri ve öncülleri üzerine düşünmekle işe koyulalım. Çünkü biz bir şeye ne demiştik hatırlarsan, Popper'ın bir cümlesini araştırın diyor değil mi? Hatırla, bir doktora dersinde öğrenci diyor ki neyi? Hani öyle ezberi araştırılmaz. Konunu bir araştırmak için senin bir yöntemin olması lazım, bir varsayımın olması lazım. Konunun ilkeleri ve öncülleri üzerine düşünmekle işe koyulalım. Önce böyle. Sonra var olanların tüme varımla araştırılması ile başlayalım diyor. İstikrar kelimesini kullanıyor. Ne demek istikrar? Kıraat kelimesi de oradan gelir. Toplamak demek. Biz okumayı nasıl yaparız? Harfleri toplarız. Hece, heceleri toplarız. Kelime, kelimeleri toplarız. Cümle, cümleleri toplarız. Paragraf, paragrafları toplarız. Kitap oluşur. Onun için kıraat denmiştir ona. Hmm. İstikrar da budur. Tekilleri incelersin. Yani burada dikkat edilecek bir şey var. Çok enteresan bir şey söylüyor. Tekillikleri toparlar, inceler. Oranlar arasındaki ilişkileri kurar. Genel bir kurala vararsın, varırsın. Bu genel kural ne zaman geçerli olur? Bir tekil olayı, o genel kuraldan hareket ederek bir tekil olayı öngörmen lazım. Yani bir kural kurdun, hiçbir şey yaramıyor. Fiziksel gerçeklik hakkında sana bir öngörü veremiyorsa o kuralın bir anlamı yok. Yani şöyle diyelim, sen güneş tutulmasını rasat ettin, oradan bir genel önerme çıkarttın, bir model çıkarttın. Bu şu demektir, bir yıl sonra ya da iki yıl sonra aynı şartlarda tekrar güneş tutulacak. Onu hesaplaman lazım anlamı. Yani herhangi bir genel kuralın bu yöntem içerisinde anlamlı olabilmesi için fiziksel gerçeklikte benzer bir tekil olayın yakalaması lazım. Yoksa çalışmaz. Tüme varımla araştırılmasıyla başlayalım. Görülenlerin ahvalini derinden araştıralım. Tikellerin özelliklerini ayrıştıralım. Tek tek olayları ayrıştıralım. Yine tüme varımla görme esnasında göze hassa olan şeyleri, değişmeyen sürekli şeyleri, görme keyfiyetinden şaibeli olmayan apaçık olanları alalım. Yani biz bunu, nesneyin her şeyini almayacağız. Ayıklayacağız bu nesneyi. Burada değişenler var, ikinci nitelikler var, birinci nitelikler var. Bunları ayıştıracağız diyor. Sonra araştırma ve karşılaştırmada, yani ölçmede, öncülleri eleştirerek ve sonuçlar konusunda tetikte kalarak, tereddüt içinde adım adım ve düzen içinde ilerleyeceğiz. Sıçramak yok. Adım adım, adım, yavaş yavaş. Ve sürekli geriye döneceksin diyor. Aç şeyin, Descartes'in yöntemi üzerine konuşmayı, aynı cümleleri evet. Oku. Tüme varımla, yine bak üçüncü kez, tüme varımla elde ettiğimiz ve derinden incelediğimiz her şeyde amacımız adaleti icra olsun. Öyle kendimizi işin içine katmayalım. Tamam mı? Hevamıza boyun eğmek değil. Senin felsefi görüşlerin var.
Senin dini görüşlerin var. İdeolojik, politik görüşlerin var. Bunlar işin içine katma diyor. Tüm var mı seni nereye götürüyor? Ona boyun eğiyor. Fark ettiğimiz her şeyi araştıralım ve herhangi bir görüşe meyletmeksizin doğruyu talep edelim. Ben İbn Sina'cıyım. Ben şu değil yani. Ne söylüyorsun? Umulur ki bu yöntemle gönle su serpen hakka erişiriz. İbn Heysem hep hak ve hakikat kelimelerini kullanır. Başka bir kelime kullanmaz. Vücut, mevcut, sıdk filan onları kullanmaz. Hak ve hakikat. Kesin bilginin ortaya çıktığı amaca yavaş ve ağır adımlarla varırız. Eleştiri ve kaygı ile hakikate ulaşırız. Sürekli eleştiri ve sürekli kaygı, tereddüt hali. Hakikatle ayrılık ortadan kalkar ve şüphe maddeleri yok olur. Tüm bunlara karşın biz de insan doğasındaki beşeri bulanıklardan biri değiliz. Yani sen de bana fazla güvenme diyor. Zaten öyle bir şeyi var, metni var, okumadım onu. Metni okurken diyor herkese hasım gözüyle bakacaksın diyor. Öyle otoritele, hatta bir metinde diyor ki bir bilim adamını eleştirirken bu konudaki adamın tavrı diyor bir hadis aliminin, muhaddisin Hazreti Peygamber'in hadislerinin onun ilişkisine benziyor diyor. Ya Hazreti Peygamber hadislerini rivayet edersin. Ama bir alim diyor başka bir bilim adamının bir konudaki söylediklerini rivayet edemez diyor. Onları denetlemen lazım. Doğru mu söylüyor bu adam? Aristoteles söyledi diye bir şey doğru olamaz. Battami söyledi diye İbn Sina söylediği bir şey olamaz diyor. Bu rivayet işi değildir. Bilim gerçeklik hakkında konuşmak bir rivayet işi değildir. Bir araştırma, bir denetleme işidir diyor. Biz de diyor aynı hata yaparız. Ancak sahip olduğumuz tüm insani gücümüzle çalışırız ve tüm işlerde yalnızca Allah'tan yardım dileriz. Yani sen şu bardak, sen seviyorsun bu bardak hakkında konuş. Bardak hakkında belirli bir yöntem dahilinde tüm varımla ben bilgimi elde ettim, genellememi yaptım. Ben de insanım diyor yani. Nihayetinde bunun mutlak önemliği bunun hakkında kuramam. Yöntem bağımlılık dediğimiz bu. Şimdi bu saydınız hocam bilimsel yöntemin yasaları üst başlığıyla var, koysak. Evet, var. Tabii ben bununla ilgili bir tez yaptırttım. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde. İbn Heysem'den hareketle. Evet Zeynep arkadaşımız şu anda Amerika'da doktora tezi yapıyor, hazırlıyor. Orada İbn Heysem'in bilimsel yöntemi kitab-ı menazir örneğinde. Master tezi tabii o birikimle yapıldı. Fena değil. Gerçi yurt dışında pek çok çalışma var İbn Heysem'in yöntemi konusunda. İşte Crombie bunu diyor zaten. Yani özellikle dedim ya o duhemci sürekli tezi içerisinde modern bilimi anlatan Avrupalı, Amerikalı bilim tarihçileri bu dediğin biraz önce senin heyecanla söylediğin şeyi söylüyorlar. Yani erken tarihli bir fiziksel gerçekliğin tüme varımsal bilme metodolojisini, ilkelerini koyuyor aslında İbn Heysem. Ve bunlar hakikaten 17. yüzyıldaki o yeni bilimin kökleri diyoruz ya, burada çok ciddi bir rol, aynı isim olarak çünkü zikrediyorlar. Sadece fikirlerini değil, isim olarak da zikrediyorlar. Ve burada son şeyde belki matematikleştirme, yani o sensus-rasyo ilişkisindeki gelen verileri matematik modellemeye tabi tutma. Şimdi burada son enteresan bir şey söyleyeyim. İbn Heysem çalışmalarında birkaç sıçrama yapıyor. Bir mekan anlayışını değiştiriyor. Bu uzun bir konu. Ne Aristotelesçi İbn Sina'cı mekan anlayışını kabul ediyor, ne Platoncu mekan anlayışını kabul ediyor. İki büyük mekan anlayışını, yeni bir mekan anlayışı geliştiriyor. Risale Fil Mekan diye de bunu yazıyor. Fahrettin Razi ve Abdülatif el-Bağdadi dönemin meşhur filozofları buna eleştiri yazıyorlar. Fakat bundan daha ilginç olanı şu, İbn Heysem bence ya ömrü buna yetmedi ya da yakaladığı şey çok tehlikeli bir şey olabilir. Ve kendinden sonra da Ömer Hayyam gibi bir dahinin bile ağır eleştirdiği bir yere geldi. İbn Heysem şunu fark etti. Biz niye fiziksel gerçekliği analiz ederken hareket içerisinde bir evreni betimlemiyoruz da hareketi dışarıda tutuyoruz? Hatırlarsan ne dedik? Yeni bilimin özelliklerinden bir tanesi. Çünkü klasik bilim ne yapardı? Hareketi çekip alırdı, geriye kalanı bilmeye çalışırdı. Evet. İbn Heysem diyor ki, bunu böyle yapmasak ve çok ilginç bir şey yapıyor, hareketi geometriye dahil ediyor ve bizim integral, mantıksal integral dediğimiz bir integral türü geliştiriyor. Fakat bunun çok az örneği var. Mesela diyelim ki bir koniyi
çeviriyor. O çevirirken oluşturduğu hacmi hesaplamaya çalışıyor. Yani cismin kendisini sabit olarak değil, hareket halindeyken oluşturduğu yeni durumu tabii teknik bir şey, beni de aşar. Bunun benzer bir örneği Arşimet'te tekil olarak mevcut. Sabit bin kurnede mevcut. Birkaç bunun da böyle bir şeyi var. Fakat İbn-i İhsan bunu fiziği, tüm fiziksel gerçekliği biz hareketin içinde nasıl idrak edebiliriz şeyine varmış. Fakat çok şey, yepyeni bir şey bu. Ya Ömer Hayyam hakikaten tarihin gördüğü istisnai adamlardan biri. Ömer Hayyam bunu İbn-i İhsan'a hakaret ederek eleştiriyor. Hakaret ediyor ama yani burada söylenmeyecek bir cümlesi var. Ya senin gibi büyük bir adam bu hatayı nasıl işler diyor ya. Böyle bir şey olabilir bu... İlk mi peki hocam toplam tabloda bu yorum İbn-i Heysem değil mi? Daha öncesinde var mı? Örnekleri var ama İbn-i Heysem sisteminin bütününün sonucunda buna vardığı için. Ha, tekil çok, bir şey değil. Çok istisnai bir şey yani. Hmm. Ve bunun uygulamalarını gösteriyor bize. Fakat dediğim gibi çok aşan bir şey takip edilmiyor. Ömer Hayyam kapıyı kapatıyor. Çok büyük otel. Ki Ömer Hayyam. Yani ha, yani Ömer Hayyam bu yani. Kapıyı kapatıyor. O açıdan bu öyle kalıyor güdük bir şekilde. Daha sonra biliyorsun modern dönemde bu ip de yakalanıyor. Ve oradan hareket ederek pek çok nedir üretimde bulunuyor. Bu da ilginç bir şey. Tabii İbn-i İhsan'ın bunun dışında oklit dışı geometriler konusunda çalışmaları var. Aksiyomatik sistem konusunda çalışmaları var. Yani matematiğin hem teorik zemini hem de bazı önemli teoremleri konusunda da çok ciddi üretimleri var ki bunları Ömer Hayyam sonra Nasreddin Tusi metinlerinde inceliyor. Velüt bir yazar. Tabii tabii çok metni var. Evet, çok. Bu anlamda hani ama hepsi büyük ölçekli metinler değil. Bazıları risale, haliyle, makale şeklinde. Magnum opus diyebileceğimiz metni Kitabül Menazir. Evet, kitabı ya da konu bağlamında değişir mi? Tabii yok. Kitabül Menazir. Henüz netleşemeyen Heyetül Alem ki bu Batı'ya da çok etki yapıyor Latincisi. Netleşemeyenden ona ait olup olmadığı bağlı evet, mı? Evet, orada bir şüphe var. Hmm. Özellikle bu 2. İbn-i Heysem hikayesinden sonra. Ama dediğin gibi büyük eseri şey tabii. Hmm. Kitab-ı Menazır. Şeyle ilgili hocam onu soracaktım. İzine de az geldiniz mi? Ya da o açıdan baktınız mı? Şimdi ışıkla ilgili ortaya koyduğu ne diyeyim reddedilemez model kendisine kadar gelen dünyanın var kabullerini yıktı. Ya şöyle İbn-i İhsan şunu diyor. Biz fiziksel bir olayla uğraşıyoruz kardeşim. Ve uğraşan da biziz. Dolayısıyla İbn-i İhsan ilk önce şunu diyor. İnsanın görme yetisinin bir analizini yapmamız lazım. Nasıl yürüyoruz biz? Onun için bir teşrih yapıyoruz. Yani kendisine kadar gelen İşte Galenci, İbn Sina'cı, İbn Sina'yı çok bilmez de göz anatomisini yeniden ele alıp gözün görme mekanizmalarını anatomik ve fizyolojik olarak vaz ediyor. Sonra ışık fiziksel bir hadisedir. Ona mistik bir yüklemede bulunmuyor. Fiziksel bir hadisedir, cisimseldir, maddidir. Onun bir hızı vardır ve onun evrende bulunan en hızlı hareket eden cisim olduğunda farkında. Sadece kitabın menazında değil, ışık üzerine bağımsız risaleleri de var. Işığa kafayı takmış vaziyette yani. Buralar hocam çok büyüleyici ya. Tabii. Ve bu da yani hızıyla ilgili yaptıkları yorumlar mesela çok erken tarihli. Tabii. Ve bu da fiziksel bir hadise. Şimdi bizim meselemiz anatomik, fizyolojik, fiziksel bir yapı. İncelediğimiz nezle fiziksel bir yapı. Şimdi geriye ne kaldı? Akıl. Neticede idrak mekanizmaları. Çok enteresan bir idrak sistemi geliştiriyor. Bu ne Aristotelesçi, ne İbn Sinacı, ne Kelamcı. Çok farklı. Ve buradan gelen, yani o görme mekanizmalarına gelen verilerin zihinde modellemesini yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç o dışarıdan böyle bir unsur katmıyor işin içerisinde. Verilerin etrafında insan idrakinin imkanlarını kullanarak bir şey oluşturuyor. Yani renk araştırmasını da bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla incelediği meselenin
sadece kendisini değil, onu inceleyen insanın da imkanlarının analizinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tıbba, tıbbi anatomi ve teşriğe çok önem veriyor. Nitekim Kitab-ı Menazir'in girişi göz anatomisiyle ve fizyolojisiyle başlar. Gören biziz çünkü yani. Görme mekanizmalarımız var. Fakat gören göz değil de en nihayetinde. Göz aracı. O görme olayını, mesela şeyin gözün ters gördüğünü ve aklın onu düzelttiğinin farkında. Tabii. İşte buralar. Akıl nasıl ona müdahale ediyor? Bununla ilgili çok müthiş çalışmalar var tabii yabancı dillerde. İngilizce çalışmalar var. İbn-i Heysem bağlamına tabii. O kadar erken tarihte bunları üzerine tespitlere gidebilmesi tuhaf. Heysem'e ilişkin gene bir soru hocam. Şimdi zaman zaman burada büyük dev isimlerin tuhaf taraflarıyla ilgili de bahisler açıldı, konuştuk. Evet. Şimdi burada ele aldığı meselede mistik şeylerden arındırıyor. Evet. Çok akılla makul olanı yakalamaya çalışan bir fotoğraf var. Optikte böyle. İbn-i Heysem de... Öyledir bak. Biruni de öyledir mesela. Çok soğuk adam yani. Ben İbn-i Heysem, Biruni'yi okuduğum zaman biraz şaşırıyorum. Çünkü mesela şöyle birden duruyor. Diyor ki bu konudaki veriler bu kadar diyor. Bundan ötesini hayal gücümüzü katmayalım işine diyor. O kadar açık söylüyor bunu ha. Şeyi var mı peki, onun için de aynı şekilde geçerli. Bu makuliyetin dışında bir konu var ki o konuda böyle tuhaf bir mistizme... Tabii şu bak, fiziksel gerçeklik hakkındadır İbn Heysem'in anlattıkları. Adamın dinle... Hayır. Gene fiziksel bir bağlamda bir meselede sadece... Yok ilginç birdir yok. Ne Biruni'de ne de İbn Heysem'de bulamazsın ha. Orada ya, o yok. Alanda tertemiz yok. Bir... Evet, yok. Yani mesela faal akıl... Aşkın bilişsellik falan yok odur şeyler adamda. İnsan, bilen, nesne bilinen ve ikisi arasındaki ilişki ve bizim kullandığımız alet edevat o kadar. İbn Heysem hiçbir zaman insanı aşan aşkın bir bilişsellikten bahsetmez. Nesneye insanın nüfuz edemeyeceği bir içkin aşkınsallıkla bahsetmez. Ama bizim beşer olarak imkanlarımız var. Bu imkanları alet edevatla güçlendiriyoruz. Nesne de karşımızda, buyurun bunu bilelim meselesinde. O gerçekten biz nesnenin hakikatini bir teviye tüketebilir miyiz? Neyse o zaten, yani onun içerisinde bir mahiyet var. Efendim bir türsel töz var. O töz bize kapalıdır. Hani geçen bahsettik ya, İsis'in peçesi var, o peçeyi, öyle bir şey yok. Yani biz bunlar tartışmıyor yani. Belki vardır inancı bilemem ama metinlerinden böyle bir şey çıkmıyor. Tabii o bağlamda. Tabii çok soğuk bir adam. Şey bile mümkün bu durumda. Yani eyleme biçimini sadece ele alsak çalıştığı meseleyi görmeden İbn Heysem'in niye o yeni bilimin köklerinde devasa bir anıt olarak durduğu ortaya çıkacak. Tabii. Aslında. Dediğim gibi Biruni de böyle ama Biruni ne kadar biliniyor o konuda bir ciddi bir şey yok. Fakat İbn Heysem'in hakikaten ismiyle, cismiyle, eserleriyle sürecin içerisinde olduğunu biliyoruz. O açıdan o kilimin, yani 17. yüzyılda o dev isimlerin ördüğü kilimin hakikaten çok ciddi bir yerinde duruyor. Öyle küçük bir ip değil yani. Bayağı bir iplik. Ve bunu öğrenenler de bunun farkındalar. Yani İbn Sina'nın çok ciddi bir etkisi var. Özellikle teorik etkisi İbn-i Sina'nın çok önemlidir modern bilimin ortaya çıkması. Mesela İbn-i Rüşd'ün fazla bir yeri yok. Sanıldığının tersine İbn-i Rüşd daha çok ortaçağ skolastizmi dediğimiz o yüksek skolastizmiye çok büyük etkisi var. Fakat modern bilimin ortaya çıkmasına Rüşd'ün etkisi ilginçtir, tersinedir. Yani eleştirdikleriyledir. Bu enteresan. Eleştiriyor mesela İbn-i Baccı'yı. Hatta bu İbn-i Baccı doğru söylüyor. O etkili oluyor. Yani İbn-i... Anlatabiliyor muyum? Ama İbn-i Sina'nın teorik etkisi... İbn Heysem'in etkisi gibi bu tür etkiler daha fazla. Modern şey diyorum ama. Nova Scientia'da diyorum. Eyvallah. İbn Rüşd'ün etkisi yoktur demiyorum, yanlış anlama. İbn Rüşd'ün 1250 ile özellikle 1250 ile o 1500 arasındaki yüksek skolastizmin çok ciddi etkisi var. Ama bizim konuştuğumuz bağlam itibariyle yeni bilim... Çünkü sen Aristotelesçiliği zaten aşmaya çalışıyorsun. O da tipik, çoktan radikal bir Aristotelesçi. Tümden gelimci, şucu bucu. Tabii ki onu dikkate almıyorlar. Yoksa o yüksek skolastizm içerisinde öne sürdüğü düşünceler, süreklilik tezi içerisinde çok önemli yerde duruyor. Ayrı bir konu tabii. Eyvallah. Hocam vaktimiz bitti. Biraz da açtık.
Bir de açtık yani. Biraz da açtık. Önümüzdeki haftanın ismini... Düşüneyim. Şimdi sürpriz olsun o. Tamam evet, hocam. Düşünelim, beraber müzakere edelim. Eyvallah. Oldukça keyifli oldu. İbni Heysem etrafında yeni bilimin köklerini geçen haftaki programda, burayı izleyip geçen hafta izlemeyen dostlarımız için hususen söylemek isterim. Harezm etrafında ilk bölümü böyle taşları döşeyerek çok temiz bir çerçevede gidiyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Demiş teşekkür olayım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar.